ÖSYM Başkanı Ali Ersoy sınav sisteminde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Bu değişikliklerden bir tanesi de yapay zeka ile soru hazırlama. Biz de Anadolu Haber olarak ÖSYM'nin bu kararını vatandaşlara soracağız. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şu anda yapay zekanın tam olarak yerleşik olduğunu düşünmüyorum ben şu anda kendime göre. Yapay zeka tam yerleşti mi, yerleşmedi mi bir tereddüt var, o kadar söyleyeyim, başka bir şey söyleyemem. Yapay zeka artık hayatımızın neredeyse her alanında var. Sizce bu avantajlı mı yoksa dezavantaj mı? Konuya vakıf olmamakla birlikte avantajları da var, dezavantajları da olduğunu söyleyeyim. Yapay zeka günümüz teknolojisine göre çok güzel. Her türlü sektörde, her türlü meslek üzerinde kullanılıyor. Genelde bizim arkadaşımız CNC'ci de orada da biz kullanıyoruz. Yapay zeka güzel yani. Sence bu avantaj mı, dezavantaj mı? Bence dezavantaj. Her konuda, her sektörde kullanılabilir yani. Girişlerde, çıkışlarda, biz restoranda da bile düşünürüz yani. Bence yanlış bir şey. Çünkü robotlar insanlar gibi düşünemez. Yani hata yapma şansı da çok olabilir. Bence gereksiz bir şey yani. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Ya şimdi bu sefer insanlar bu sefer gerekli düşünemezler ve her şey kolaylaştıkça insanlar mesela akıllı telefon çıktı. Akıllı telefon çıktıktan sonra millet hesap makinesi kullanmaz oldu. Ya da ne bileyim kafayı çalıştırmaz oldu. İnsanlar robotlaşmaya başladı. Bence ya yapay zeka bence benim için zannetmiyorum yani, iyi değil ya. Yani. İyi olur. Aynen öyle. Bir de yapay zeka hayatımızın artık bir parçası da oldu. Sence bu avantaj mı, dezavantaj mı? Avantaj bence. Her ikisi de. İyi. Artık teknolojiyle yapabiliriz. Vallahi yapay zekayı icat eden insan. Yapay zekayı oraya yükleyecek de yine insan. Gene insanlar tarafından oraya yüklenecek. Ondan sonra da yapay zeka ile o sorular sorulacak. Yani bunun anlamı bu. Bir de yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Tabii bu bir avantaj. Ama her şey o değil. Çalışacak insanların çalışmasını engelliyor. Robot bir işlemle çalışan insanların çalışmasını engellemiş oluyor. Yapay zekanın çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Neden? Hackerlar biliyorsunuz bankaları bile hackleyebiliyor. Birçok devlet kurumlarının sitelerini hackleyebiliyorlar. Yani bunlar bir şekilde orada para karşılığı yapabilirler. Güvenli olana kadar diyorum, yoksa güzel bir fikir. Bir de yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Yani avantajı da var, dezavantajı da var ama yapay zeka kimin kullandığı, kimin ürettiği önemli. Yapay zekanın hazırladığı sorulara da genelde öğrenciler yapay zeka ile bir cevap bulup onları yapacaklar için değişen bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bir de yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Avantajlar da var, dezavantajlar da var bunların ama daha çok avantaj getireceğini düşünüyorum. Mesela insanların çözümü için çok fazla uğraştıkları şeyin yapay zeka ile çok daha kısa sürede çözülebilmesi avantaj sağlayacaktır. Ama insanların yapabildiği şeyleri artık yapay zekaların yapabilmesi de insanların iş gücü açısından dezavantaj sağlayacaktır. Benim çocuğum da lise okuyor. Yapay zeka ile sorusunu istemem. Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Bence dezavantaj. Çocuklarımız yetiştirilsin, bir yerlere yerleştirilsin. Ya ileride makineler çalışacak, insanlar işsiz kalacak. Zaten işsizlik yani sınırı aştı. Açlık sınırı aştı. Gayet iyi olur bence. Hem zamandan tasarruf, eğitimci görevini yapar. Yapay zeka hazırlar. Onlar da denetçi olur, eğitimciler. Hoş bir şey. Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Sizce bu avantaj mı, dezavantaj mı? Avantaj efendim. Neden? Çünkü hayatı kolaylaştırıyor. İnsanların hayatı zor ya, o zeka insanların hayatını kolaylaştırır. Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası oldu. Sence bu avantaj mı, dezavantaj mı? Yarı avantaj, yarı dezavantaj abla. Çünkü yararına kullanırsan yararlı olur. Eğer gereksinim dışı kullanırsan dezavantaj olur.